Yeni bir videoma hoş geldiniz. Altay'ım geldi, kuzum geldi. Biz kuzumla şimdik gidiyoruz. Paketler var, geri verilecek, onları vereceğiz. Kuzumla gezeceğiz. Altay, al kuzum bu anahtarı. Anahtarla karton açmaya çalışıyor. Kimden gördün onu ya? Al kuzum. Altay bu anahtar. O Emin'in anahtarı kuzum. Ondan gidemeyiz. Al. Bunu ver bana. Şunu al. Bunu al. Ha, bu anahtarı al. Ama bu Emin'in. Bu değil. Bundan garaj açılmıyor. Bak bunda düğme var bak. Bak bundan açacağız. He? Bundan olmuyor. Bunu koy. Bu olmuyor. Bunu koyalım buraya böyle. Emin anahtarını. Babaannenin anahtarını al. Asansöre bas. Hadi. Asansöre bas kuzum, gidelim hadi. Altay tutayım mı? Altay tutayım mı? Nein. Ama düşersen o zaman ben böyle yanında yürüyeyim, tamam? Şu değme girmeden olmuyor. Ama önüne bak. Önüne bak. Önüne. Bak mahsus yapıyor. Yapma kuzum, bak düşer. Ondan sonra ama olur, hepsi bozulur. Yazık. Yapmaz benim kuzum. Çok akıllı. Hadi. Ne alacağız Altay? He tabii. Babaanne ne alıyor hep? Evet, ondan alıyor değil mi? Onlardan. O da o lazım değil bize kuzum. O lazım değil. Neymiş o? Setting spray. He? Neresine sürüyor babaanne onu? Nereye sürüyorum ben onu? Nereme sürüyorum yüzüme? Nereme? Hı, oraya evet. Altay kaykay. Nerede Altay? Oo, Altay kaykay. Hadi kaykay. Artık kendi kaykay yapabiliyor Altay değil mi? Büyüdü. Hadi kaykay. Kendini nasıl frenliyor ayağını ama bilmiş seni. Hadi kaykay devam. Devam kaykay. Bakalım kaç kere kaykay yaparız burada artık. Altay. Babaannesinin kuzusu nerede? Göster. Da. Evet burada babaannesinin kuzusu. Altay'la gezdik geldik. Altay'ı yatırdım. Ve şu su kaynatacağımın kilacını çözdürdüm. Temizledim. Çabuk makineledim hemen. Ve kahve makinemi temizledim. İşte kahve makinesinde bu temizliği var böyle. Valla ben bu makineyi daha ilk defa böyle parçaladım. Nasıldı? Ama yanlış bir şey yapmayayım şimdi. Şu buranın da buranın. Sonradan mı girmesi lazım acaba? Evet. Buranın ve güzel bir bulayalım. Kendime bir keyif kahvesi yapayım şimdi. Önce bir kendim şöyle rahat kahvenin içi. Kaç işlerim var Altay ürken, onları yaparım. Ondan sonra çocuklar gelir zaten, annesi babası ve şu sideboard'umu kurarız. Onlar kurduktan sonra da akşam yerleştirmesi bana düşüyor. Arkadaşlar aslında kelerde bir sürü yerim var daha. Kartonlardan çıkıp yerleşecek şeylerim var. Böyle albümler, şunlar bunlar mesela kartona koymuştum. O dolabı da aşağıya kenara koyduk biz. Benim bir evde yukarıdaydı. Onlar kartonlardan çıkıp dolaba yerleşecek. Ama dolabın yerini yanlış koymuşlar. Değiştirilmesi lazım. Onu bekliyorum. Hakan da diyor ki önce şu evi bitirelim. Ondan sonra aşağıya dönelim diyor. Yani aslında buradaki şeylerden de aşağıya o benim dolabı ne diyorlar? İşte böyle kağıt kürek şeylerim olan dolabım. Oraya da gidecek şeyler var. Kaç tane süt açık arkadaşlar? Yarım yarım. Çocuklar yapıyor bunu garanti. Müsli şunu yerken. Onların işi. Kendime bir tabak hazırladım böyle. Karnım acıktı. Bana arkadaşlar çok mesajlar geliyor. Instagram'dan da geliyor. Sen bu mutfaktan pişman olacaksın. 6 ay sonra pişman olacaksın. Bıkacaksın temizliğinden falan diye. Arkadaşlar bilerek aldım. Siyahın temizliğinin zor olduğunu bilerek aldım. Tabii ki leke tuttuğunu, daha çok temizlik yapılması gerektiğini bilerek yaptım. Yani bunlar hepsi bilerek yapılan şeylerde. Olabilirim, 6 ay sonra pişman olabilirim diyebilirim. Niye aldım ben bu mutfağı siyah böyle niye falan diye. Ama arkadaşlar bu mutfağa, buraya ancak böyle bir kontrast veren bir renk lazımdı. Beyaz mutfak burada labor gibi olurdu. Düşünebiliyor musunuz? Yani burada beyaz bir mutfak. Her taraf beyaz. Yukarı doğru beyaz. burası beyaz. Sade tahta renkte istemedim. Yani sade tahta istemedim ve renkli mutfağı da sevmiyorum. Beyazı zaten kullandım. Şeyde, Instagram'da da gösterdim. Pamuklu bezle, ıslak pamuklu bezle siliyorsunuz, kuruluyorsunuz. Güzel lekeler çıkıyor şimdilik. Belki tabii mutfak eskidikçe çıkmayabilir, olabilir. Yani bunu bilerek de oldu. Bilerek yaptım. Olmazsa ileride ön kapaklarının rengini değiştirebilirim yani. Ön kapak. Zaten korpusları hepsinin beyaz içi. Sadece ön kapakları siyah. Bu da olabilir yani ileride. Çok güzel oldu. Hayalimdeki mutfak oldu. Çünkü burayı o mutfak tamamladı. Bu yüksek tavanda böyle kapıdan girince bir kontrast eve yani. Öyle aldım. Çocuklar da küçük değil. Cihan olsun, Miley olsun, artık ne bileyim dikkat edin, şöyle yapın veya el lekesi yapınca silin diye biliyorum. Küçük 2-3 yaşındaki çocuğum olsa daha farklı olur. Veya Altay var, tamam Altay var ama Altay bana arkadaşlar devamlı benim evimde mi duruyor? Torunum sonuçta. Tamam sık geliyor, bakıyorum ama ileride kindergarten'a başlayacak, okula başlayacak yani. Ben tamam biraz da dikkat ediyorum ama Altay'a göre de yani mobilyalarımı alamam. Onun için pişman olursam da size buradan söylerim. Ama pişman olsam da devam kullanacağım. Zannedersem diyorum ki bu benim son mutfağım olur artık. Bundan sonra yeni mutfak bilmiyorum. Yeni eve taşınsam bile bu mutfağın parçaları var, bulunuyor. Değiştiririm, küçültürüm, ne bileyim bir şeyler yaparım. Biz mesela öbür eve taşındığımızda, müstakil eve taşındığımızda o eski mutfağımı öyle yapmıştık. Parçaları bulunuyordu. Birkaç parçasını aldık. Arbeitsplatte'sini değiştirdik. Bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Yani öyle. Tabii biraz fazla para verdim ama. Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Gurbetçianne alt çizgi. Orada ürünlerin linklerini orada daha çok verdim. Hani storylerimde, hikayelerimde verdim. Öne çıkanlara da sabitledim. Oradan Instagram'dan takip edin. Yani buradan da veriyorum soranlara gerçi ama oradan hepsini bulabilirsiniz. Sen uyudun kalktın, hala geldi değil mi kuzum? Bak halası gene muffin yapıyor. Muffinlere doyamadı halan. Gel sen buraya. Altay sen benim yanıma gel. Gel buraya kuzum. Gel buraya tutturayım seni gel. Gel buraya otur, halaya bak. Biz buraya böyle oturalım. Halaya bakalım tamam. Hala burada muffin yapsın. Bu sefer Revi markası almış, bu daha ucuz diye. Ama ich mischte nicht. Ich mach eins nur schwarz. Ha. Also ich mach tek siyah mı yapacaksın? 4 Stück mache ich. Was gibt es 12? 4 Stück mache ich mit Kakao, 4 Stück mache ich weiß. 4'ü kakaolu, 4'ü şeyli. Hı. Altay da ya ya diyor. Bak kafa sallıyor burada. Akucuğum benim. Tamam. Ayalar orada değil bir kere. Ha, daha yerini öğrenemedi. Evet, istiyor. Oh. Dolapları ayırdık. Allah'ım sonuna kadar açtı yine. Açtı yine dolapları. Sonuna kadar hala yine. Lecker. Oh. Lecker. Hamur hazır. Biraz çikolatalı. Biraz normal böyle. Altay'da habire bakıyor burada böyle. O kuzum benim. Halasının yanında olsun da değil mi? Bandıra bandıra ye. He öyle. Aferin. Küçük yap ekmeği. Kes. Ha öyle böl. Aman kes dedim. Böl. Ha batır oraya batır. Batır batır bandır. Bandır kuzum. Aferin benim kuzuma. Bandıra bandıra ye fasulyeyi. Ne nain. Ustamız geldi. Dolabı yapıyor. Dolap kurulu geldi gerçi ama ayaklarını yapıyor. Bu da finansminister. Ne ekonomi bakanı mı deniyor? Paraları topluyor. İlkay dekorasyon seçiyor. Şeylerin kartonların arasından sonra ben artık temizleyeceğim. O bir dekorasyonları şöyle bir seçsin. Bak resimlerden birkaç koy İlkay tamam. Hı hı. Sizin resimlerden çocukların hiç yoktan. Ne sardığını bilmiyorsun değil mi? O kadar önemli. O kadar şey saldı ki. He? Tamam sileyim ben oraya hemen. Değil mi? Bu da bu tarafta güzel oldu. Bunun üstüne çiçek mi çiçek diye koku hocam bombast dışarıda. Yemekleri bugün sipariş verdik. Burada yemek yapacak durum yoktu. Hediyemiz geldi. Tabii ki tanıdık yer. Taner göndermiş sağ olsun. Pizza, yemek işte çeşit çeşit. Ben makarna sipariş verdim. Hadi gelin. Hadi bakayım. Hadi. Altay. Yemek yiyeceğiz. Hadi sandalyene otur kuzum. Banyonu yaptın mı sen? Saatler olsun kuzuma. Buraya mı oturacaksın? Hadi buraya otur. Nein, başkası getirdi ama hediye göndermiş. Hadi halası oturtur şu çocuğu şuraya. Hadi. Hadi. Halası nerede? Halası su alıyor. Çocukları eve gönderdim. Hakan gececi yemeği yedik, onlar gitti. Şimdi dekorasyonu bitirdik. Elimizde olan, öbür evden kalanlarla, uyanlarla dekorasyonları yaptık. Tabii ki eksikler var ama önce evdeki olanları kullandık. Ve tabii ki asıl iş şimdi bana düşüyor arkadaşlar. Şu arka plana bakar mısınız, kartonlara? Bunlar dolapların içine yerleşecek. Mesela benim evraklarım var, kalemlerim var, şunlar var, bunlar var. Onları hepsini ayıracağım, güzel dolaba yerleştireceğim. Bu tabii ki benim işim. Benim istediğim yerde olması lazım. Dedim siz dokunmayın ama öyle şeyleri ben yaparım. Geri şeyler yapıldı sonuçta. Buraya masanın üzerine şimdilik böyle evde olanlarla bir dekorasyon. Bu vazoları mutfağa geçirdik şimdilik. Bunlar burada bir dursun. Bunlar zannedersem girişin şeyine, rafına gelecek ama o raf gelmedi daha. Mutfağın bu arka köşesindeki bu raflar böyle elimizdeki olan dekorasyonlarla da burayı böyle dekore etti İlkay. Bakın bunu bana anneler gününde miydi, hediye getirmişlerdi. Dedim bunu bir köşeye koyacaksınız ve böyle bu mutfaktaki rafa böyle köşeye koydular. Buraya dekorasyonumuz yetmedi. Sadece şurada iki parça bir şey var, onu koydu. Şu çiçekleri buraya ayırdık. Onları, çünkü buraya şöyle bir büyük vazo almak istiyoruz. Buraya vazonun içine koymak için. Burada iki tane resim var. Yetişmedi artık. Onları da şuraya girişe, birini bu tarafa, birini bu tarafa büyük resim olarak asalım diyoruz. Ve buradan dolanıyoruz. Gene aynı buraya geliyoruz. Işıklar da oldu. Evet, ışıklar. Miley'in ışığı bakın böyle. Miley ile benim ışığım aynısı. Işık yakınca nasıl oldu? Şöyle mi göstereyim? Evet, böyle görün. Beyaz ve tahta biraz. Böyle karışım. Cihan ışığı da aynısı. Sadece onun bir tarafı siyah ve tahta. Çünkü Cihan'ın mobilyaları siyah olduğu için. Ve benim yatak odamın ışığı da oldu. Bitti. Benim yatak odamın ışığı da aynı. Miley'inkinin aynısından. Böyle şireyk olan tavanlara tabii ki ışık bulmak kolay olmuyor ama benim bu hoşuma gitti. Kablolar sadece duruyor. Daha Hakan buraya kabel kanal yapması lazım. Geldin mi kızım? Kabel kanal almış ama ince almış. Kablolar sığmadı. Bunu daha yapacak. Ve arkadaşlar burayı da biraz dekore ettik. Tabii ki Altay'ın topu orada köşede. Mile ışığı yakar mısın? Mile. Kızım büyük olduğu için daha onun şeyi, Miley yapma, çerçevesi değişecek onun daha. Allah'ım ya Rabbim. Işığa bassana bir bakayım be. Şöyle. Çok güzel. Şimdi burası da bakın benim bu dolap köşem böyle biraz dekore edildi. Tabi buraya da birkaç değişik dekorasyon daha benim aklımda var ama şimdilik bunlar benim diğer evden gelen dekorasyonlarım böyle. Hallettik. Buraya da resimler. Bu resimin çerçevesi falan değişecek daha tabii ki. Bunları şimdilik böyle koyduk. Evet. Altay'a mı benziyorsun gülünce, değil mi? Benzeyeceksin. Yeğenin sonuçta. Evet. Bu köşede böyle tamam. Ve en güzel de gelelim son köşemize. Bu kartonlar köşe. Şimdi bu kartonları ben bir temizleyeyim. Ondan sonra size şöyle bu köşeyi daha detaylı gösteririm. Bakın bu dolap arkadaşlar. Bu yeni gelen sideboard. O kadar güzel ki. Bu çok hoşuma gitti benim. Çok ağır hakiki tahta. 500 euroydu bu. Şimdi fiyatını da söyleyeyim. Bilin bakın böyle açılıyor. Şuralarından böyle. Nasıl açılıyordu? Böyle içi de. Göstereyim size. İçini de görün. Ay İlkay buraya neler koymuş. Allah'ım yarabbim. Neyse. Yerleştirmeye çalışmış. Evet, burası bu sideboard'da böyle. Bu köşeye bu tam bir böyle ay Altay'ın şeyini açtım. Ayağıma bastım üzerine ya. Niye kapanmıyor? Çok güzel. Tabii. Bu köşede de bu bir ay keçe oldu bence böyle. Her köşede bir mutfak, burada bir ay keçe, bir de ileriye bir girişe de bir tane daha raf gelecek. Opi, ne yapıyorsun orada Opi? Evet, böyle. Bu resimleri daha ben sipariş vereceğim, birkaç değişik resim. Onları da bakacağız zamanla artık. Ama şimdilik tamamdır. savaşıyorum arkadaşlar. Geldim sonuna geldim de böyle kalemler benim ofisimin büromu Türkçe'de ne deniyor? Onlar kaldı. Bir onları halledeceğim. Bakın meme bile çıktı meme. Bunlar. Aha döktüm be. Şimdi arasına iş. Mesela bunlar böyle. Bunlar lazım. Şöyle mesela benim maka böyle işte lazım olan şeyler, cetveller, ne diyeyim bunlar işte böyle ayıklıyorum, koyuyorum. Ulan her tarafta kalem, her tarafta başka bir şey. Ve sonunda bitirdim. Bitirdim arkadaşlar. Bu kaosun içinden nasıl çıktım bilmiyorum ama bitirdim. Salonumun, Türkiye'de salon diyorlar, burada oturma odası diyoruz biz. Bu köşesi de tamamlandı. Kartonlar olan köşe böylece bitti. Şu açıdan şöyle bir bakın. Şimdi tabii ki şu dolabın üzerine daha tahta gelecek. O eksik. 2 metre 50 santim istediğimiz uzunlukta bulamadık. 2 metre olanları var. Ama bize 2.50 lazım. Bakalım ne yapacağız? Yani bizim istediğimiz desenden 2.50 yok. Sadece 2 metre var. Onun çaresine bakacağız daha ve şöyle dönüyoruz. Burası böyle salonumuz. Burada çöpler, kağıtlar, mayatlar ayırdım. Bunları yarın atacağım. Kamerayla da böyle geniş açı çekiliyor mu? Çekiliyor değil mi? Böyle. Evet. Bir bilgisayarım burada kaldı daha. Yeni masam gelecek daha. Bu masayı bilgisayara kullanıyorum. Buraya yeni masa sipariş verdim. O biraz sürecek zannedersem ve dolabı yakından görelim. Bu dolap çok güzel oldu buraya. Bakın böyle açılıp kapanıyor şöyle. Ben bu dolabı daha çok ofis yani büro şeylerimi koymak için yaptım. Bunlara hep böyle bakın bunlardan süper olacak herhalde. Bunlardan alacağım böyle. Bir köşe daha tamamlandı böyle. Allah'ın izniyle Allah'ım adım adım ilerliyoruz. Burada da 2 tane karton var. Bunları yarın kelere götüreceğim. Bunun içinde bahçe dekorasyonlarımız var birkaç. Burada mesela yukarıda lazım olmayan şeyler var böyle. Nasıl anlatayım? Hatıra sakladığımız şeyler falan var. Bunları da aşağıda kelerde dolaba yerleştireceğim. Ve ben bittim. Bittim arkadaşlar. Karanlık mı oldum? Bittim. Yoruldum. Bittim. Cidden yani. O köşe var ya. O köşeyi boşaltmak çok zor oldu. Ivır zıvır da mesela ofisimin eşyaları olsun, oturma odasının eşyaları, hani salonun eşyaları olsun, yemek odası bölümünün benim orada sideboard vardı, onun eşyaları olsun. Mesela ilaçlar olsun. Hep öyle şeyler bu köşede duruyordu ama bu köşede bitmiştir şeyler. Arka planda görün. Bugün İlkay diyor ki anne artık evin her köşesinde çekim yapabilirsin. Diyordum ya şöyle dönmeyeyim arkada kartonlar var falan diye. Ama artık diyor her köşesinde çekimini yapabilirsin. Allah'ın izniyle inşallah. Allah'ım sağlık sıhhat verdikçe arkadaşlar her şey oluyor. Her şey yoluna giriyor. Ama işte sabırsız oluyoruz veya yoruluyoruz artık belirli zaman sonra. Daha da bitmiş değiliz yani. Görüyorsunuz ışıklar eksik. Buranın ışıkları falan bakın. Burada ışık. Ay nerede? Görünüyor mu? Buraya 2 ışık lazım. Buraya lazım. Buradaki salona lazım 2 tane ışık daha. Şu orta salonun ışığı geldi ama takılmadı. Çok yüksek. Oraya ayrı bir merdiven lazım. O takılacak. Dekorasyonlar eksik. Resimler eksik. Ama olsun. Bu kadar yerleştim. Dolapların içleri daha doğru dürüst düzene girmedi. O da var. Yani şu mutfağın dolabını tekrar bir ele alacağım. He bu arada ne çıktı biliyor musunuz eşyaların arasından? Diyordum ki ben bunları nereye koydum? Bakın şeyin altına, dolapların altına sermek için, çekmecelerin altına sermek için bunları arıyordum. Bunlardan birkaç daha sipariş vereceğim. Ve buradaki dolaplarımın, güzel raflarımın içine onlardan koyacağım. Ondan sonra eşyalarımı tekrar bir düzene sokacağım. Evet, böyle arkadaşlar. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Bu aralar videolar böyle hep böyle evle, düzenle ilerliyor ama yapacak bir şey yok. Hayatım bu. Vlog bu. Yani günlük hayatımı şey yapıyorsam, gösteriyorsam bunlar yaşanıyor. Ha, burada da eşyalar var daha, bakın. Bunlar da daha fazlalık dekorasyonlar falan. Onları da aşağıya, kelere, güzel raflara yerleştireceğim. Evet, umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videomu bir beğenin, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.